şey olursa haber ver. Veririm. Ne o Seyfi? Yüzünden düşen bin parça. Sorma ya. Haberler kötü. Otursana. Yeliz'in durumu kötü. Kardeşinin mi? Evet. Üzme kendini bu kadar diyeceğim ama saçma olacak. Daha 16 yaşında be Fato. 16 mı? O değil de ben hasta olsaydım keşke ya. Ya saçmalama. Hem artık böbrek nakli o kadar zor bir şey değil. Öyle ama parası olan. Zavallı annem perişan durumda. Babamı kaybederi daha 4 sene olmadı. Şimdi de kız kardeşim. Tamam. Sen ne yapabilirsin ki? En kötüsü de bu ya zaten. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Doku uyuşmazlığı yüzünden ne ben ne de annem böbreğimizi veremiyoruz. Askerde olduğum için çalışıp para da kazanamıyorum. Senin ne suçun var Seyfi? Bazen sevdiklerimiz için elimizden hiçbir şey gelmez. Bir şeyler yapmak isteriz. Onları kurtarmak isteriz ama olmaz. İnan seni çok iyi anlıyorum. Benim kardeşimde de serebral palsi var. Doğum sırasında beyni hasar görmüş. Babamlar çok geç farkına vardılar. Kardeşin olduğunu bile bilmiyordu. Kimse bilmiyor zaten. Fazla dışarı çıkamıyor. O yüzden zamanımı çoğunu onunla geçiriyorum. Özellikle annemi kaybettikten sonra. Kaç yaşında? 16 yaşında, delikanlı. 16 mı? Görsen çok yakışıklıdır aslında. En büyük hayali de babam gibi asker olabilmek. Ama bu hiçbir zaman olmayacak. Üzüldüm. Boş ver. Bir de kendi derdimi anlatıyorum utanmadan. Hayır. Doğrusunu söylemek gerekirse anlattıklarım bana güç verdi. Ağlamak yerine yapabilecek, kardeşim için yapacak bir şeyler bulmalıyım. Arada oturup konuşuruz değil mi? Her zaman. Yalnız. Merak etme. Kimseye anlatmam. Evet. Komutanım, hazırlanmak için hiç yeterli zamanımız yok. Biliyorum Ahmet. Ama emir emirdir. Kerim Asteğmen'le beraber hemen hazırlıklara başlamanızı istiyorum. Emredersiniz komutanım. Hangi takımla başlıyoruz komutanım? İkmal ve bakım kısımlarıyla hava takımı. Eyvah. En zoruyla başlayacağız desenize. Bizim haylazlarla bayağı zor olacak bu iş. Yapacak bir şey yok. Yarın ikiniz gözetmen olacaksınız. En azından askere yakın olup yönlendirme şansınız olacak. Ferit. Emredin komutanım. Cemal Çavuş'a söyle yarın ve ertesi gün hedef bulma eğitimine katılacak. Kendisi dahil hiç kimseye nöbet yazmasın. Emredersiniz komutanım. Ne oldu oğlum sana? Önemli bir şey değil komutanım. Poposuna gözlük takmaya çalışmış da komutanım. Nasıl? Anlamadım. Ben de anlamadım komutanım ama becermiş işte. Nedim abi hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Gel, buyur içeri. Ne o? Hani içeri giremiyorduk artık? Uy, ben dedim sanki içeri girmeyin diye. Levent Üstelmen'in emriydi abi ya. İyi. Al bakalım. Balıkların geldi. Uy. Allah senden razı olsun. Vereyim mi biraz, yer misin? Yok, istemem. Acayip kokuyor. Bana bak, bu seferlik tamam. Ama bir dahaki sefere bir şey gönderttirme, tamam mı? İyi, göndertmeyi. Hadi hoşça kal. Cüle cüle, cüle cüle. Ulan neresi acayip kokuyor? Mis gibi balık kokuyor da. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım. Bıçak batırıyorlar, bıçak batırıyorlar. İğne batırıyorlar. Karadığımda arkama iğneler batırıyorlar. Ne oldu ola? Boş ver.
Levent Üsteğmen'in emri. Yarın öbür gün bizim takıma nöbet yazmıyor musun babacığım? Niye çiğ? Ne bileyim ben. Yazma işte. Uy, alev hemşire Celi'yi. Nasıl oldun bakalım? Sen bu soruyu sorma bence. Hı? Bütün camları çıkardığına eminsin değil mi sen? Vallahi görebildiğimi hepsini temizledim. Ne zahmetin ola? Gözlük. Gözlük camının mabadına ne işi vardı? Arkadaşına sor, o anlatsın. Abi sen bir ateş parçasısın ama farkında değilsin ya. Yeni hedefin bu müdür? Ne var bu kutuda? Hamsi tuzlama. Uf, kokuyor lan bu. Hamsi kokmaz ola, baban kokuyor. Şuna bak şuna. Avucunu yalarsın uşağım. Hatunun sahibi vardır. Of. Bu çok kötü oldu işte. Au. Dur ula dur. Gözlük şehre nasıl girdi onu anlatacağı dur.